Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Bu videoyu yeni tamamlamak üzere olduğum bir projenin hem tanıtımı için hem de yakalamış olduğum ilginç bir detaydan dolayı, bilimsel bir detaydan dolayı çektim. Bir kamera gerisini gösterir mi? Arkasını gösterir mi? Yani aynı optik fokal plan içerisinde geriyi de gösterecek şekilde dizayn edilebilir mi? Şeklinde bir tespitte bulundum. Tabii bu tür tespitlerde bulunmak bilimsel çalışmaların biraz daha içerisine detaylıca girmeyi gerektiriyor. Bir de şu vardır, olaya hakim olmayı gerektiriyor. Yani sizin görmüş olduğunuz basit bir şey, yani dikkate değer olmayan bir şey bilim dünyası için bir çığır olabilir. Bu yüzden mesela buna şöyle bir örnek vereyim. Son zamanlarda bazı insanlar çıkıyor diyor ki biz fotoğraf makinesiyle yerin altının görüntüsünü çekiyoruz. Flash'ı zoom, biraz zoom yapıyorlar, yere yaklaştırıyorlar, flash patlatıyorlar. Zoom yaptıkları için yerdeki nesneler büyüyüp bozuk, kendi fokal planında olmadığı için bozuk bir şekil oluşturuyor. O şeklin yerin altının görüntüsü olduğunu iddia ediyorlar. İnsanları kandırıyorlar, dolandırıyorlar. Tabii insanların da bunlara inanması mevcut eğitim sisteminin insanlara getirmiş olduğu bir nokta. Yani şöyle söyleyeyim, şu anda cezaevinde umut tacirliğinden, dolandırmaktan yatan birçok insan var. Aslında bu eğitim sistemi de insanları aynı noktaya getirdi. Kim getirdi? Kimse getirmedi. Öğretmen de aynı mağduriyet içerisinde, öğrenci de aynı mağduriyet içerisinde. O yüzden birisi çıkıp dediği zaman ben şunu yapabiliyorum, insanlar inanmıyor. Ya diyor, yani bu nasıl olabilir? Sen bu sistemin içerisinden çıkan bir adamsın. Ya ben gece gündüz kendimi geliştiriyorum. Gece gündüz bilimsel makaleler okuyorum. Yani eğer bir yani Türkiye'deki tüm üniversitelerden YouTube bence daha kaliteli bir üniversite. Ya da internet ortamı. Bilginin fışkırdığı bir çağda yaşıyoruz. Tüm kaynaklardan bilgi fışkırıyor iletişim çağında. Şimdi benim bu yapmış olduğum bilimsel çalışma bir plazma motor. Plazma motor uzayda kullanılması için bir gazı, dünyada bu kullanılan gazlar genelde argondur ya da başka bir gazın bir tepkiye dönüşmesi için, güçlü bir tepkiye dönüşmesi için o gazın orada oluşturulan elektromanyetik fırtınada elektronlarından ayrılıp oradaki atom parçalarının, füzyon motoru da deniliyor aynı zamanda buna. Manyetoplazmatik motor da deniliyor. Orada parçalanıp bir tepki oluşturulması. Dünyada bir işe yarar mı? Yapılan çalışmalara baktığınız zaman, literatüre baktığınız zaman yaramaz. Aslında yarar. Neden yarar? Çünkü burada büyük ısıl bir tepki oluşmadan, ısısı düşük bir itici güç oluşuyor. Bu çok önemli. Yani bu nerede önemli? Isının istenmediği, tepkinin oluşmasının beklendiği noktalar için çok önemli. Benim esas projem başka bununla ilgili. Ama manyetoplazmatik bir motor yapmış olduk. Yani ben bu tür çalışmalar oluşmadan şuna karşıyım. Böyle bir çalışma yok ise, yok, kaynak yok, bazı bilimsel araştırma yapan kurumların bununla ilgili çalışmasının olmadığını ben biliyorum. Ama ben sizi uzaya götürmeyi vaat edemem. Ben bu çalışmaları yaparım. Bunlar kilometre taşlardır, önemlidir bir uzay serüveni için. Zaten benim uzaysal bir çalışma da değil şu anda içerisinde bulduğum şey, bulunduğum nokta. Yalnız şu var arkadaşlar, bir kamera gerisini bu projenin içerisinde ben görüntüleme yaparken çok dikkatli olmanız gerekiyor. O an neyi görüntülüyorum? Görüntülediğim şey gerçekten o mu? Çünkü şey seviyesine iniyorsunuz. Hassasiyet, mesela o plazmanın dış koronasının görüntülenmesi, kendi üretmiş olduğum spektrometre ile, bu mesela benim yine kendi üretmiş olduğum bir endüstriyel line scan kamera. Bu aynı zamanda bir spektrometre. Bunun değişik bir kombinasyonu. Burada
görüntüleme, yani o dış katmanın, koronanın gücün arttırılıp azaltılması için spektrometreyle görüntüleyip onu o datalara yönelik motorun optimizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Yakında motoru çalışır halde sizlere sunacağım. Şimdi kameranın geriyi gösterdiğini, oluşturduğum fokal planda kameranın geriyi gösterdiğini tespit ettim. Ha, bu ilginç bir şey. Yani ben şimdiye kadar yaptığım araştırmalarda bu kadar verimli, bu kadar kararlı bir kameranın aynı anda hem ön tarafı gösterir hem de geri tarafı. Şimdi bir ayna koyarsın geriyi gösterir. Olay öyle değil. Olay kendi optik fokal planı çerçevesinde geriyi gösteriyor. Bu çok önemli. Bu ilginç bir şey oldu şu anda izlemiş olduğunuz videoda. Şimdi esas konuya gelelim arkadaşlar. Esas bizim çalışmamız, bilimsel çalışmamız bir manyetoplazmatik bir motor. Şimdi dünyada bu motoru yapan kişiler, şu anda videosunu izlemiş olduğunuz motoru yapan İngiltere Kraliyet Bilimler Akademisi'ndeki bir kişi yapmış bunu, bu motoru. Şimdi bu motoru yapanlar genelde dışarıdan hazır gaz veriyorlar. NASA bu gazı sıvılaştırıp, yani çünkü bunu depolamak, taşımak önemli. Uzayda daha uzak yol kat edebilmek için. O gazı orada üretebilme kabiliyetinin motora kazandırılması olayın biraz daha sizi etkili olarak ve nitelikli olarak dışına çıkartıyor. Şimdi ben bu kendi yapmış olduğum motorda bir katıyı gaza dönüştürüyorum, o gazı kullanıyorum. Yani bu da bir patente konu olabilecek bir çalışma. Bu çok önemli bir çalışma bu arkadaşlar. Yani bir uzay motoru seviyesinde bana göre çok önemli değil. Uluslararası arenalarda çok önemlidir. Ben biliyorum bunu. Ama Türkiye'de, yani Türkiye'de uzaya kıyasladığınız zaman hani birileri çıkar hikaye anlatır. Başka bir şey değil. Bu hikayedir. Ama bunun başka bir projede, bir askeri proje olabilir, bir başka bir proje olabilir, kullanılması çok etkili bir güç oluşturacaktır. Amacım da bu zaten. Bu projeyle ilgili patente konu olabilecek, derin bilgi verilmeyen konuları ben uluslararası birkaç ülkeye sundum. Şimdi bununla ilgili dönüşler bekliyorum. Çünkü arkadaşlar, bir insan bilimsel bir çalışma yapıyorsa o çalışma derinliğini daha da derinleştirebilecek, güvenliğini sağlayabilecek ortamlar arar. Ben burada çok güvende olduğumu da düşünmüyorum. O derinliği çok oluşturabilecek bir durumda olduğumu da düşünmüyorum. Bir de şudur, hani bir şeyi, yani bir şeyin değerini, mesela altının değerini sarraf bilir. Bu böyledir. Yani siz, ben akşama kadar burada oturup video çeksem, işte bilimsel, bakın şimdi mesela en son yaptığım motorda atomu parçalayacağım. Einstein'ın bununla ilgili çok güzel sözleri var. Yani atomu parçalayabilirsin ama insanların o beyindeki yozlaşmışlığı, bununla ilgili çok güzel sözler, onu parçalayamazsın, onu değiştiremezsin. Ama biz bir ülkede, ülkemizdeki bir genç doğduğu zaman, büyüdüğü zaman işte neler yaşar? Yaşaması kesin muhtemel olan şeyleri ben size söyleyeyim. En az 3 tane ekonomik kriz yaşayacaktır. Yani birikimini kaybedecektir. Kesin bu böyle. Ve en az 2-3 tane de darbe görecektir. Yani o kuşak biliyor bunu. Görüyorlar da zaten. Yani arkadaşlar, hani tamam, ben bunların hepsini yok saydım. Benim bir arkadaşım geçenlerde Amerika'dan geldi Türkiye'ye. Ben dedi vatanıma geleceğim dedi. Burada Gaziantep organize sanayide bir fabrikaya girdi. İnanır mısınız, o kişiye önlük giydirdiler, sahaya sürdüler. Genel müdür olarak getirmeyi vaat ettikleri kişiye. O kişi bıraktı işi, gitti bir bilimsel çalışma yaptı. Araçlara bir şey geliştirdi, daha verimli bir pil geliştirdi. Ondan sonra TÜBİTAK'a gitti. TÜBİTAK dedi 300 bin lira versen patentini biz alırız. Sistem budur. Aynı şey T3 Vakfı bana davet gönderiyor. Diyor ki biz milli hiperspektral üretme ekibi kurduk. Seni davet ediyoruz. Ben de davet çok sevindim. Davete icap edeceğim. Mail yazdım.
Sonra o yazdığım maile, geleceğim diye, nereye gelin diye yazdığım maili İstanbul'daki ofislerine. Bana 5 dakika hiperspektral kamerayı sunum için, 5 dakikada soru cevap için zaman ayırmış. Ya ben 5 dakikada hiperspektral kamerayı anlatamam. Bunu bana dikte eden zihniyetin de 5 dakikada hiperspektral kamerayı anlayacağını zannetmiyorum. O kapasitenin de onda olduğunu zannetmiyorum. Eğer o kapasite onda olsa böyle bir şey söylemez zaten. Ne demek 5 dakika sunum için, 5 dakika soru cevap için bana zaman ayırıyormuş. Yani biz o yollardan geçtik. O kişiler hepsi bizi tanıyor. Mustafa Varank bakanımız tanıyor. Ondan sonra eminim Cumhurbaşkanı bizzat kendisi de biliyordur. Ama arkadaşlar ben hiçbir zaman yılmadım, yılmayacağım da bilimsel çalışmalarımı yapmaya devam edeceğim. Benim şu anda ihtiyaç duyduğum şey para değil, biliyor musunuz? Benim paraya, kaynağa falan ihtiyacım yok. Benim öyle bir talepte de hiçbir zaman bulunmadım. Ben benden hiçbirliği yapmak isteyen iş adamlarına bile para istemedim, biliyor musunuz? Çok önemli kişilerden bir araya geldik. Ben para istemiyorum dedim. Şimdi para istemediğiniz zaman iş basite kaçıyor. Niye? Karşı tarafı endişelendirecek bir yatırım yapmayı şey yapsanız o adam bu sefer gayrete girer. Ama para istemediğiniz zaman adam gayrete de girmiyor. Onun gayretsiz olduğunu görünce siz de gayret etmiyorsunuz. Ben zaten kendi yolumdan yürüyen birisiyim. Ticari bir şeyler satıyorum. Zaman zaman bakıyorsunuz adam çıkmış bir plazma motordan bahsediyor. Bir gitmiş defineciye ürün satmış. Yeraltı görüntüleme ürünü satmış. Ondan bahsediyor. Bu ülkenin gerçeği bu. Yani kaynak nasıl oluşturacaksınız? Nasıl bütçe oluşturacaksınız? Türkiye'ye 300 bin liraya 400 bin liraya giren cihazı bu kardeşiniz bu ülkenin insanına 10 bin liraya satıyor. Bu çok güzel bir şey. Peki bu ülkenin ihtiyacı olduğu halde niye size önem vermiyor? En son benim basına çıkan haberimde çocukların damar yolunu görüntüleyecek sistemi ben bedelsiz ve karşılıksız istediğimi basına anlatmama rağmen bir tane bile Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili beni aramadı. Ama deseydim ki bu cihazı üretmek için benim 2 milyon dolara ihtiyacım var. Yemin ediyorum kaç tane beni bakan çocuğu, milletvekili çocuğu arardı. Niye? Ha bak 2 milyon dolara biz bunu kazandıracağız. Biri senin, biri benim. Ya da 1,5'u benim, biri 500 bin dolara senin şeklinde. Arkadaşlar ben şimdiye kadar haram yemedim diyemem. Farkında olmayarak da olsa yemişiktir. Birilerinin hakkı geçmiştir üzerimize. Ama Allah şu saatten sonra bize haram yedirmeyi nasip etmesin. İşte biz o sisteme uymadığımız için bu noktaya bu şekle şey yapılıyor. Ama kurban olduğum Allah hiçbir zaman da bizi şey bırakmıyor. Nimetini her zaman üzerimizde tamamlıyor. Yani sizin sahibiniz o olsun yeter. Bunlar hikaye. Dünya geniş. Allah'ın coğrafyası geniş. Siz gidin araştırmanızı yapın. Bilim için, insanlık için faydalı olun. Bugün MR cihazını, bugün ülkemizde bir yozlaşma var. İşte yabancılar yaptı. Ya sen bugün senin annenin babanın senin girdiğin MR cihazını kim yaptı? İşte İngiltere yaptı, Almanya yaptı. O adam dedi mi bunu Türklere kullandırmayalım. Bak kullanmıyorsun işte. Bilim böyle bir şey. Yani onların yaptığı ilaçla derman buluyorsun. Öyle düşünmeyin. Yani bu konuda bilimsel konuda milliyetçi düşünmeyin. Bilimsel konuda milliyetçi düşünen insanlar her zaman yok olurlar. Bunu unutmayın. Yani milliyetçilik bir noktaya kadar. Ben hiçbir şeklini şey yapmam, tasvip etmiyorum. Elbette bizim bu coğrafyada haklarımıza en iyi aranması için, haklarımıza en iyi aramamız için en güçlü olmamız gerekiyor. Bu belidekini de ötekileştirmeyi gerektirmez. Eşit olalım. Türkiye Cumhuriyeti var ve Türkiye Cumhuriyeti'nin halkı var. Çok teşekkür ediyorum. Konu konuyu açıyor. Yani bu konular çok derin ama bu ülkede yaşayan genç arkadaşlara ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Kitabımı bastırdım, ücretsiz kitap şeklinde kitaplarımı dağıtıyorum hiçbir ücret almadan. Ondan sonra videolar çekiyorum. Benden bağlantı kuran bir sürü insanlar var. Bu insanlara yardımcı oluyorum, fikir veriyorum. Hiçbir danışmanlık ücreti almıyorum. Yeter ki bu ülkenin girişimcisinin önü açılsın. Bizim bildiğimiz konular paylaşılsın. Bunları da yapmaya devam edeceğim inşallah. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.